Göçmen köyü şah fırınlarında tüm unlu kurabiyeler her gün taptaze olarak sofralarımızda yer almaktadır. Kıbrıs'ın vazgeçilmez tadı olan kayık pasta, tuzlu şekerli kurabiyeler ve daha birçok unlu kurabiyeler sizlerle. Sohbet sizden, sohbetinize tat katmak bizden. Kaliteden asla ödün vermeden Göçmen köyü şah fırını. Göçmen köyü şah fırını. Sarıoğlu Özde Bakliyatları. Kalitesiyle gözde. 0392 228 66 12. Osmanlı'nın asırlar boyunca sofralarından eksik etmediği bir tat. Helva. Helvasan her damak zevkine uygun helvalarıyla damaklarınızda lezzeti yaşatacak. Sade helva, pekmezli helva, fıstıklı helva. Helvasan'la Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez tadı olan pastelli ile gününüze lezzet ve enerji katın. Helvasan, Kıbrıs'ın 1800'lü yıllardan bugüne olan tek helvası. Helvasan, helvanın tek adresi. İçinde her anınızı benzersiz kılacak mobilyalarınızla eviniz sizsiniz. Rahat, şık ve özgürseniz o zaman evinizdesiniz. İpek Mobilya, Edip Elektronik'te, Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, Hamitköy Kavşağı, Lefkoşa. Telefon 0392 225 71 11. Edip Elektronik'in sunduğu Cadde programı başlıyor. Güzel karşıladık. Ailemizle birlikte karşıladık. Tekrardan yeni yılınız kutlu mutlu olsun inşallah efendim. Cadde programına tabii ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu hafta cadde programına geçmeden önce tüm sponsorlarıma candan canı gönülden teşekkür ederken bu hafta neredeyiz? Bu hafta Kuruova'dayız. Kuruova'da. Kupkuru bir ova zannettiğiz. Hiç de öyle değil. Bildiğin yemyeşil gömeçlerin olduğu, ne bileyim. Yani başka ne var? Kezzap, nadı yok, mantarların olduğu, ekşilerin bol olduğu mükemmel bir yere geldik gerçekten. Birazcık böyle saçlar uçuşur, o da fon efendim. Biraz rüzgar var ama yine de mükemmel bir güne rast geldik. Dolayısıyla Kuruova'ya geldik. Şimdi Kuruova'da cadde programının sorusu ne? Ne? Merak ettiniz, tabii ki ben de merak ettim. Kıbrıslılar hani böyle çöpün çok olduğu yere bir şey derik miyiz? Çöp demeyik. Hani çöpün böyle topluca durduğu bir yer var. Sen anladın mı Kezzap? Anlamadın zaten o yo kısmındadır. İşte o çöpün fazla olan şey, hatta çöpe biz başka bir şey söyleriz. Gelin bakalım hem Kuruovalılarla sohbetçimize edelim. Bakalım onlar da yeni yılda ne yapmış. Hem de sorumuzu bakalım bilebilecekler mi? Ve cadde programı tüm enerjisiyle Kuruova'da başlıyor. Tabii ki Kuruova'ya
gelirken'den yakışıklı bir gencinden karşılaştım. İhtiyarı da bu yakışıklı çıkardım. Hiç de bile eski toprak dedem, nasılsın? Ya çoğu inanırım. Çoğu der bana, inanmam diye bu kadar yaşın var derler bana. Kaç yaşındasın dedeciğim? 87. Oo. Dağlara taşlara. Yani herhalde bu güzel atmosferden, bu ovalardan, bu 60 yaşını bulduktan sonra çalışmadım. Hah, rahatıma baktım. Aylığımı alırdım ya, yer yaşarım. Çok güzel kuru ova. 60 yaşına kadar işledim. Öyle mi? 5 sene koyun bekledim. Hah. 5 sene de öküzlerle tarla sürdüm. Bir 30 sene de traktörle, 3 tane traktör değiştirdim. Sesimiz gelir mi bu arada Tamir? Gelir. 3 tane de traktör değiştirdim dedim sana. Ve bu 60'ı bulunca durdum. Biraz da yiyeyim içeyim de. Yerim de içeyim. Ye da işte de korkma. Ya. Bir şey söyleyeyim. Kuru ovalısın has. Has kuru ovalı. Nedir ismin? Hamit Refik. Hamit dedem. Has kuru ovalısın. Evet. Şimdi biz kuru ovaya geldik, böyle Karpaz'a doğru bir yerdir değil mi bu? Yani evet, Karpaz'a. Buradan kestirme gidilir Karpaz'a. Bundan kestirme giden Karpaz'a. Doğru. Böyle dağ, böyle yeşillik, böyle manzara ben görmedim. Ne için görmedin? Çok güzel. Ne, o tarafları yeşil değil. O taraflarda ama burası böyle dağlık olduğu için, manzara olduğu için çok güzel. Gurova'nın neyi meşhur? Vallahi eskiden çobançılık vardı, direşvercilik vardı, öküzden sürerdi eskiden herkes. Ben hatırlarım derim sana, araba yoktu. Hiç ben araba onlar, yok. Bu kasabaya gidelim daha 4 tane araba ancak vardı. Mesela Tapu Deresi'nin karşısında bir trencik vardır. O trencik giderdi, Lefkoşa gelirdi. Bak girmedim içine. Bak eskiden tren vardı, şimdi tren yok. 5-6 yaşındayken ki babam gezdirirdi bizi mesela. O trenciyi gördüm. 3-4 tane taksi, başka bir şey yoktu. Evet. Eskiden mesela develerle yükleri taşırlardı kasabalara şeyleri. Evet dedeciğim. Evet. Sen evlisin, var mı çoluk çocuk? 5 tane, 4 oğlum var, 1 kızım var. Heh, torun var mı? Torun 13 tane torunum vardır. 8 tane de torunumun çocukları. Oo, torununun çocuklarını gördü dedeciğim. Bu dağdan işte, dağdan. Ne toplarsınız şimdi dağdan? Mantar var mı mantar? Gömeç? Vallahi hiçbir şey toplamam şimdi. Var, her şey var ama toplamam. Hadi sana bir sorucuğum var. Sor. Şimdi biz Kıbrıslılar böyle hani çöpe ne söylerik? Çöpe? Ne gibi çöpe? Çöpe mesela. Çeşit çöp söyle. Var. Mesela bir sürü çöp gördün. Ne derler ona? Ne diyecek? Zibil de diyebilirim. Yes! Çak dedim. Çak. Zibil çak. Çak. Doğru bildik. Çak derim dedeciğim. Bu deli nereden çıktı karşıma de. Hemen helvamızı alalım. Zibil doğru. Helvacık veriyorum sana, helva sanır. Hediyedir. Olmaz ne basıl? Al naylon. Olsun, bu helva sanındı. Ama bir şey söyleyeyim. Ooo, magarın açık. Yerimde yaşar. Kim koydu bunları sana? Kadınlar da bakar bize. Ha, yaptı magarın açık. Biz kıymalı magarına yaptım. Ooo, ya üstünde de hellimcik. Üstünde de hellimcik. Ooo, ye de korkma dedim. Tamam, var, çok teşekkür ederim. Var bir köylümüz de bakar bize. Sağ olsun. Yapar yemeğimizi gider. Ben de kıpırdarım diye magaraya bakarım. Yaşa, süpersin. Ne yapalım? Hadi bakalım. Hadi dedeciğim. 85'tir. Ben de 87. Ha, birazcık küçüktür senden o. Biraz. Hadi dedeciğim. Bay bay. Abiyi bildiğin abiyi yoldan döndürdük. Nasılsın abi? Sağ olasınız. İsim ne? Kapat. Kapat yahuda. Şimdi çekimdeyim. Bir kişiyi bulduk. O da çok meşgul çıktı. Telefonda koşu. Bir saniye mola verin bize. Bir saniye. Tamam. Tamam. Hadi baba. Daha konuş. Kapattı. Ertan abi nasılsın? Sağ olasınız. Nerelisin? Kurova. Kurovalı. Doğma büyüme buralısın? Yes. Tamamdır. Kurova'nın neyi meşhur? Kurova'nın neyi meşhur? Geze. Vallahi Kurova'nın bu tarafın yani bizim bildiğiniz gibi dağları, şeyleri temiz yani çok güzel her şeyleri yani. Meşleri, mantar var mı bu yanda? Mantar dağda var yani biraz ama az çıktı bu sene. Ne çok... için öyle oldu? Yağmur gecikti yağsın ya. Aynen. Yılbaşın nasıl geçti? İyiydi. Güzel geçti. Yeme içme kebap gırla. Kebap öyle. Ne iş yapan abi? Ben 30 sene müteahhitlik yaptım. Şimdi bakkalcılık yaparız. Bakkalcığın var. Hmm. Kurova'da kaç tane bakkal var? Bir bu, bir de bir benim orada durduğunuz yerde değil. Bir de karşıda var. Ha, o yeni, iki tane bakkal. Bilce sene açtı. Ha. Yeni açtı. Peki buradaki insanlar, kaç kişi varsınız Kurova'da? Bir 150
ay, nüfus var yani. Ha, ekersiniz, biçersiniz var mı bir şey? Ciler, hayvancık, mayvancık? Yok, hayvan yok benim ama ha. Ekenler, biçenler. Biçerik yani, ekerik bir kere şey yaparık ama öyle hayvan yok yani. Hiç beni izledin mi? Devamlı izlerim seni. Yes! Tam 90'dan vurduk Kezzam. İzlerik devamlı. Kelimeciklerimi bulur mu? Bilmem. Uygunsa bulabilirim. Hadi sorayım sana. Biz Kıbrıslılar çöpe ne derik? Biz Kıbrıslılar çöpe ne derik? Zibil. Alçaklar. Kopya çektim. Yok, çekmedim. Doğru bildin. Hemen sana helvasanın süper helvasını verelim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür. Bakkalcılık halen daha var mı böyle yaz tahtaya, haftaya? Vallahi vardır. Ama seçerik, biz de incir yer gibi öyle seçerik. Yani güvenirsen müşteriye. Güvenirsen ama toptancılar kesti yani. Hiç vermezler öyle eskisi gibi yani, öyle verip da şey yapsınlar, ha, kestiler. Senin için hayır, ben dedim hani böyle bakkalcı elimi çarptım çok ağır. Teşekkür ederim. Yani vardır, varmadan vardır yani. Vardır öyle. Ne yapacaksın ya? Bak yani. Ne yapacaksın değil ama şimdi alaman. Yani karşı alaman. Hiçbir şey alaman. Al gözüm, ver gözüm, olursa ancak bu işler döner. Başka türlü dönün. Hadi çok mersi. Şey de, hadi bay bay. Oo, abi kesinlikle denizcidir ha. Bildiğin. Bu yandan geliyorum. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun siz. Kesin denize böyle balık yok. Tutma ya. Hiç merak yok. Hiç merakım yok. Nasıl ya, bak halatlar malatlar nedir bunlar? Bunları da denizde buldum. Ha, sen şeyleri toplan, dekor yapan. Evet, denizde buldum. Bırakamadım denizde. Dedim getireyim eve koyayım. Çok güzel ama dekor yaptın. Dekor, dekor. Karşıdaki teknecik kimin? O komşunundur. Ha, ben de zannettim senin diye. Yok yok. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkür ederim. İsim ne diye? Ahmet Paşa. Ahmet Paşa mı? Benim Paşa soy isimli arkadaşım var. Ahmet, o da Ahmet Paşa'dır. Erkek kardeşi var. Vallahi bilmiyorum. Ne bileyim, adını da unuttum. Ben kim kesinlikle eksikti. Hayır. Neyse. Nerelisiniz? Kıbrıslı, Kurova. Kurovalısınız. Kurovalıyım. Doğma büyüme burada. Doğma büyüme. Ne iş yapan? Yapıcıyım ben. Belli oluyor. Biraz önce de sizi böyle bir şeyciklerden uğraşırken gördük. Nasıl geçer tatil? Tatil işlersen, kazanırsan. Sen işlen? Tabii. İşlerim. Tatil yok. Tatil yok ya. Üç tane çocuk var, tatil mi olur ya? Benim de işte uyumam haram. Dünyaya geldik, çekeceğim. Vay Allah. Dünyaya getirdin, çekeceksin be abi aslında. Doğru. Bir şey söyleyeyim, bu enginarcıkları hep sen bakan edin. Evet, ben hem hanım. Ama enginarcık son böyle 5-6 senedir böyle bu kadar popüler oldu galiba. Yoksa siz hep mi yetiştirirdiniz? Biz yetiştirirdik ya. Köyde yani evimize göre yetiştirir, evimizin ihtiyacına göre. Ne zaman ekersiniz enginarı? Enginarı şimdi Aralık Ocak ayında. Ha, hayır, Aralık Ocak ayında eken değil. Eken tutma zamanıdır. Ha, şimdi eken, ondan sonra da maksulünü alır. Evet. Var mı özel bir bakımı, bir şeyi bu enginar? Hiçbir bakımı yoktu. Ekenini gömer suyu içine. Yoktu, hiçbir bakımı. Gübre? Hiçbir şey istemez. Hiçbir şey istemez. Gövergenini olur. Olur. Ay bakalım. Tamam, şimdi size bir sorum var. Kıbrıs kelimelerini hiç bilir misiniz acaba? Bilirsiniz herhalde. Soracağınız şeye göre bakalım. Tamam, soruyorum. Biz Kıbrıslılar çöpe ne söyledik? Hani böyle, hele de böyle bir sürü çöp olunca nedir bunlar? Zeynep başlar. Zeyna başla. Zibil. Evet, zibil. Zorlandın ama kolaydı. Hemen alayım. Hüseyin, lütfen gözün bende olsun. Bir daha böyle bir aksaklık görmeyeyim, işten atadın. Dakılırım, nişanlımdır da tatilini fugaren birimden geçirmek zorunda kalır çalışarak. Teşekkür. Afiyet olsun. Teşekkür. Tabii bu güzel şeyde köy ekmeğinin içine goyemiz gibi. Buyurun bir kahve, bir şey. Çok teşekkürler. Hemen geldik daha Gruova'ya. Dedik ki biraz programcımızı yapalım, ondan sonra inşallah. Tamam. Çok mersi. Hadi görüşürük. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Ne yaparsın? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Tamam. Söndür tomahili 2 saniyecik. Söndürelim, tamam. Nasılsınız? İyi. Ne yapalım ha? Her şey yolunda. Oh, tatil vallahi. Tatil değil, işten giderik. Ayşe giderik. Vay anam. Ne iş yapan? Veteriner teknisyen. Ha, teknisyen ama bugün sana tatil? Yok. Ayşe tatil, var. Olur mu tatil? Doktor önde gider. Önde
Vakaya biz de giderik. Vakaya giderik. Ne oldu? Bir keçi var aslında, ona gir bakalım. Vay Allah'ım vay. En sevdiğin meslek şey karıştırma. Anladım. Efendim işimiz... Yani hayır, yani ben bakamazdım. Yani hayvanları çok severim ama veteriner olamam. Biraz iğrenirim çünkü. Açık. Yok, iğrenmeyeceksin. Hele onu doğurtma olayı. Kurdisle kurdisle bir halin. Eleymesi doğurtma olayı, eleymesi de değil. Almayım, almayım. Neyse ya, işleyen demir paslanmaz, biz de iş yeri komple. Ne yapalım? Tabii. Nedir abicim isim? Hüseyin Güzarı. Hüseyin? Güzarı. Nerelisin abi, Gruvalısın? Yok, Balalan. Balalanlısın, ne yapın burada? Eşi Kalibur'un Karpaz'dan, Dip Karpaz'dan Doktor Telon TV'de iş vardır. Bir keçi hasta, ona bakacağız. Gezen yani komple. Evet. Ama burası da çok güzel değil abi. Güzeldir. Yani yemyeşil dağlar, ovalar, gömeçler. Ne ararsan var. Tabii. Gelirken gördük insanlar şey toplar. Ne toplardı? Ayrelli. Ayrelli. Bak benim nişanlıma boğazı hiç durmaz. Ot olsun yer. Lütfen çek. Canım oradan yeme. Köpekler işer. Allah aşkına. Oğlum ağzın dursun anneciğim. Ağzın dursun. Oradaki nokok olayı çok oldu. Köpekler gerçekten çocuk ekşili yedi olmadı. Helva yedi olmadı. Zeytinli hellimli yedi olmadı. O doyamıyor ya. Doyamıyor değil. Havasından mıdır suyundan mıdır? Anlamadım. Evet. Beni izlen. Hiç izledin. Tabii. Genç TV'de devamlı izler sizi. Yaşa. Kelimelerimi nasıl buldun? Çok güzel. Tam Kıbrıs usulü. Aynen öyle. Bir şey söyleyeyim. Abi kime benzer bilirsiniz? Dur. Hani bekle bulacağım. Hayır. Ne Selami Şahin'i be? Kuşçu vardır ya, kuşçu vardı. Hayır, deli yürekteki kuşçu vardı. Tamam abi vallahi. Yemin ederim benzer. Çekin lütfen zoomla. Tam yan yana koy abi. Yemin ederim kuşçu. Oğlun adamı. Abi sana daha önce söyleyen oldu mu? Yok, söylenmedi aslında ama bu tipi pek her zaman bu modaya girmem ben. Genelde saçlar uzun olur. Öyle mi? Yani saçların kestin, yeni kestin. Yeni kesti ve usandım artık, yani papaz gibi gezerik ya. Vay Allah'ım. Yalnız abi inan da o konuşurayım diye bayağı yakın temas içine girdim ama neyse, babamız kadar hükmü var. Evet. Hadi biz gidelim. Hem bekleyin, sorumu soracağım sana. Dur. Kıbrıslılar. Bak. Kıbrıslılar çöpe ne söyle? Hani böyle bir sürü çöp olduğuna ne den çöpe? Pislik. Pislik. Hayır. Ne den ya çöpe? Sen düşün, bakma ona. Zibil. Ne? Zibil. Zibil. Be vallahi. Bozdu. Bilmedin ama bu söyledi. Yok söylemedi. Hüseyin ver iki tane helva. Yes. Buyurun. Hadi afiyet olsun. Tatlın hanım olaya karşı yani, böyle. Yani şimdi bu arkadaşın sayesinde biz bu helvayı aldık. Vallahi sen bildin. Abi bilemedim. Bildim ama soru buna soruldu. Bak ikimiz aynıdır. Genç TV. Komple izleyeceksin. Komple izleyeceksin. İzleyeceğim. İzleyeceksin. Hadi bay bay. İyi doğurtmalar. Haydi bay bay abicim. Bay bay. Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yürü o zaman, ne bekliyoruz? Ne yaparsan yap beni, al o zaman. Benden günah gitti, yan o zaman. Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yürü o zaman, ne bekliyoruz? Dışında Kıbrıs'ımızın tabii ki kendine has zeytini var, çakıs tezi var. Bu zeytinciğinden daha zeytinyağısı var. İşte Gruova'da çok güzel bir tesise rastladık. Zeytinyağı fabrikası var. Hemen yanımızda da direktörümüz var. Öncelikle isminizi alalım, tanıyalım sizi. Merhaba, ben Kaan Karabıyıklı. Kaan Bey, Gruova'lısın sen. Evet, Gruova. Zeytinyağı fabrikası kurdun. Evet, evet.
Bizim zeytinler zaten mükemmel. Evet, güzel. Yağmur ben, çok güzel. Aynen öyle. Peki marketlerde falan satar mı yağı? Yok, henüz başlamadık. Yakın zamanda kısmetse. Nerede bulabilirler? Gelip buradan alabilirler mi zeytinyağını? Şu anda bütün lemarlardan alabilirler. Lemarlardan alabilirmişsiniz zeytinyağımızı. Peki, zeytinyağı dışında bir de böyle nenelerimizin hep söylediği bir garayağı olayı var. Evet, var. Çıkarır mısın, satar mısın daha bundan? Çok müşterimize çıkarırız. Şu anda elimizde yok. Bu sene pek zeytin şeyi olmadı. Ama bütün insanlarımız çıkarır yani şu anda. Zeytinlerini Gruova'dan toplan, nereden toplan? Bütün Karpaz bölgesi. Bütün Karpaz bölgesi. Evet. Zeytinler nasıl, maksuller nasıl çıktı? Bu sene zeytin olmadığı söylendi ama. Bu sene az, bu sene az. Zeytin yok ha? Evet, bu sene az. Bu sene. Ama sen tabii zeytinyağını bayağı çıkarıyorsun. Evet, kısmette ne varsa. Aynen öyle efendim. Peki, müsaaden varsa zeytinyağı fabrikamızı da gezecek ama benim programımcımı izler mi? Evet, izlerim. Seninle de bir Kıbrıs, yani gezip gördükten sonra efendim gördük ki Kıbrıs'a ait bir sürü şeyler var. Ne bileyim, Muğla Obası'ndan tut da ne var, ekmek teknesi var. Böyle eski nenelerimizin kullandığı şeyler var. Sen de meraklısın galiba. Evet, kültürümüze sahip çıkmak için topluyoruz. Süpersin. Peki, sana bir sorum var. Bakalım bilebilecek miyim? Biz Kıbrıslılar çöpe ne söyleriz? Hani böyle çok çöp topladığımızda birikmiş çöpe ne söyleriz? Moloz. Zibil. Zibil. Evet ve doğru. Bak, nişanlım da sana oradan tüyo vermeye çalışırdı. Hemen alalım. Bak, gene gecikti Hüseyin. Gene gecikti. Bu da size güzel bir an. Sağ ol. Bir armağan efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi gelin hep birlikte bu güzel zeytin fabrikasını gezelim. Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yürü o zaman, ne bekliyoruz? Ne yaparsan yap beni, al o zaman. Benden günah gitti, yan o zaman. Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yürü o zaman, ne bekliyoruz? Çekme, şişman görünürüm. Önümde çeksin geçti, bir şey fark etmez ama arkadan çekme. Heh. Bak, torunlarıyla beraber. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Neneciğim, nasılsın? İyi canım, pardon sizi. Nasılsın, isim ne? İyiyim canım. Madem siz evsiz, ben de iyiyim. Allah Allah. İsim ne nenem? Emine. Eminem, Eminem. Gözleri çakır Eminem. Evciğin hangisidir? Ha? Evciğin hangisi? Ha, budur evci. Ha, tamir yaparlar. Ha. Kimdir tamir yapan? Ha, oğlum. Oğlum. Var mı kızın? Ha? Var mı kızın? Var ya. Var. O kaç tane evlat? Ha? Kaç tane çocuğun var? 6 tane. Maşallah kız. Fıttara fıttara. Ne vurdun? Kaç yaş var aralarında? Ha? Ya ne bileyim kızım. Unuttum dedi. Doğurdum, gerisini koyverdim. Kaç erkek, kaç kız? Ha, 2 erkek, 6 tane kız. 2 erkek, 6, 8 tane mi çocuğun var? neyse, ondan... 2 tane. Bir daha sorarsam, onu bir düzüneyi tamamlayacak. Emine neneciğim, kaç yaşındasın? Ha, ne bilirim canım. Ayda, doğdum doğalı yaşarım diyorum. Yaşarım ya. Emine nenem, nerelisin? Ha? Kuvalı. Yeşilköylü. Yeşilköylüsün, buraya gelin geldin. Ha, gelin ya. Kaç senedir buradasın, onu da bilmen. Onu da bilmem canım. Ne? Kaç senedir buradayım? Ya, kaza geçirdik canım boynundan. Geçmiş olsun annem, geçmiş olsun. Bak. Bir şey söyleyeyim. Gruova'nın neyi meşhurdur bilir miyim? Ya ne bileyim annem. Allah annem. Ben yaşarım. Hür yaşarım ezelden beridir diyor. Başka da bir şey demiyor. Tamam. Seni seviyorum o zaman. Ben de sizi seviyorum. Sorum nedir bilir miyim? Biz Kıbrıslılar çöpe ne derik idi sorumuz? Zibildi. Ama biz sana soru sormayacağız. Bak, nişanlım beni dinlemez.
Nişanlım beni dinlemediği için sana helvayı nasıl vereceğimi bilsin. Sağ ol, hayır doğumdursun siz canım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun canım. Hadi afiyet olsun. Mersin canım, hayır doğumdursun. Hadi Emine neneciğim bir el salla kameramıza. Hadi. Gel gel gel. Nasılsın dedim? Ama bir şey, ama bak bir şey diyeyim sana, evet. Koca Oraş'ta çok öpüşmeyeliyim. Kim? Koca Oraş'ta derim. Durdum. Ya çok öpüşmeyeyim, kıskanır mıskanır bir koca buldum. Yok kıskanmaz ya. Dedim, nedir ismi? Salih Ramazan. Salih Ramazan. Bak Salih Ramazan ve köyü kurtaran tek benim. Şaka. Bak tek kurtaran köy benim. Ben evlenme köyümü kurtardım. Galiba o nerede kurtaran gene benim anam. Şakası. Ne bir şehit, ne bir şehit verdim, ne bir silah verdim, ne de hiçbir şey anam. Aa bu sarıdan geldiniz. Hepsi kayboldu gözce yavrum. Bir şey söyleyeyim. Ha. Dede ha. Burada bildiğin kahraman Türk. Evet, evet. Kahraman Türk. Bak ben bir inceledim yalnız. Nedene şişirim tam da onu da sana. Helva alalım, helva alalım. Hüseyin Bey çalışın lütfen. Sağolun anam, sağolun. Dedeciğim bir şey sorayım. Evet. Kuru ovalısın. Evet. Damarlarına kadar kuru ovalısın. Evet, evet. Evet, evet. Korudun da burayı. Ben de kurtardım köyü ya. Ma bir şey sen, bu ne diye? Silah. Dur. Ya bu şey sinekleri öldürürüm. Çok sinek var. Anladım. Biz bilirik ya bunu. Çap 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 böyle vuracaksın. Var mı bu kışta? Bu bir sene bir kalmaz dedi. Ha? Bir tane kalmaz ya, o gördüğüm anda bir çak. Şey. Öleceğim ben. Kemiz, bak. Buz gibi. Bak. Cavularıyla savaştım. Gittim aşağı. Gittim Allah aşağı alayım. 60 tane kökum. Bak dinleyin. Dediler bana sen ya Rum askeri vardı. Yasak ya demedi kanında ben de askeriyim. Eğer kovmazsan be bu teneke şey 60 tane kökumu alayım. Bir tane girmem aşağı. Kadime sevayı geçtim de. İki gün sonra Kasab Ahmet Adı Rahmetlik aldı iki kamyon, bir kere gitti oraya yükletsin. Kumazlar adam. Anlamam da ya ama idare. Hey! Beni bütün devge çakır adam bir tüyü taktirdi. Ne dedin? Yok adam ben çok severim sizi. Vallahi. Canım bebe. Çok severim. Bir şey söyleyeyim, bu ev senindir. Ha bizim. Ben Emine nenemin kocasısın. Evet. Kocanı yanlış anlama, benim beyim de var ha. Sağ bir şey diyeyim sana. Bu dağda yaşlanır mı be insan? Bu dağın üstünde anam görüyorum. Bu dağın üstünde hepsinin 3 dönüm 5 dönüm benim 100 dönüm tarlam var o kadar. Ağaçlarla. Canımsın o zaman. Öleceğim dedim, ben öleceğim. Bak bak. Bak, canım beni bak, alabilir evlatlık. Bak, 100 dönüm tarla var oğlum. Bak bir tay. Bir tay kayınca 21 minit. Bak bir tay. 1 minüt. Hiçbirinde taksi yoktu, dahlı bende vardı bunda. Taksi Leymo. Hiçbir yerde yokmuş, bir tek kendinde varmış. Leymoson'a kadar gider. Leymoson'a kadar gidermiş. Hani taksin şimdi? Bak ha, Hostigon vardı. Hostigon vardı, ana hiçbirinde yoktu. O araba ne? Benimdir o da. Allah'ım doluyor. Bak ha. Hostigon vardı, çiçeğine kezdik anam. Yalnız biz doluyoruz. Limanlar ettim anam, sandallar ettim. Atası gün traktor gibi sandal aldım anam. Evet. Traktorlar. Ne oldu ondan kezdi? Kumbayı mı aradı anam benim ya? Vay Allah'ım. Rok makinelerim vardı, 105 savarım vardı anam. Ağlama ağlama, ağlama yok. Biz önce uğraşırdık. Tamam tamam, ağlama. Şimdi bir evet. Şey söyleyeyim sana. Evet. Sana bir sorum var. Tamam. Evet, evet. Sen dedim. Eski Kıbrıs kelimeleri. Ağlama yok, hüzün yok, oynama var. Okey? Evet. Şimdi biz çöpe ne dedik, çöplüğe ne dedik? Çöplüğe? Zi? Göbreci gafete. Ne gömleci ya? Çöp, çöplüğe, çöplük. Ha çöp. Zi? Zibil. Ha. Zibilleri. Ya zibil. Ha o da söyle dedim. Ver bakayım. Bak sana helvacık. Geleceksin şey bir şey sesin bende. Afiyet olsun biz. Yok, daha çok işimiz var oğlum. Ben nasıl benim zahınama gider. Yok. Tırnak gitmesin. Ben öyle bir adamım. Buradan geçene anam gel bir kahve işte öyle git.
Ben hepimiz öyle, hepimiz öyle köy insanı anam. Hepsi büyüyor anam, hepsi. Sen dedem, konuşsun biraz. Biz bir donurlurt deniyorum zaten. Donurlurt dedeyle ilgileneyim ben. Donurlurt, görüşürüz. Hoşçakalın. Donurlurt. Her şeyim vardı, gelin işte. Bilirim dedeciğim ama biz daha Les Boşa'ya gideceğiz. Daha işleyeceğiz. Dondum, titredim. yani Allah'tan yağmur yağmadı. Gurova'ya geldik. Galiba böyle bol oksijen çarptı da bizi. Güzel bir program oldu. Dedeciklerle konuştuk. Zeytinyağı fabrikası bulduk. Biz gelirken elimizi zeytinyağı yedik ama size göstermedik. Güzel bir program oldu efendim. Bu hafta cadde programında neyi sorduk? Kıbrıslılar çöpe, çöp yığınına ne der? Ve tabii ki sorumuzun cevabı zibil oldu. Bu programda aslında backstage'de, kamera arkasında bir sürü arkadaşım var. Pelin var, Bahar var, Hüseyin var ve Faruk var tabii ki. Onlara sonsuz teşekkür ederim beni yalnız bırakmadıkları için. Ve bir cadde programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle bütün sponsorlarıma tabii ki teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Zaman ne duruyoruz? Yürü o zaman. Ne bekliyoruz? Ne yaparsan yap beni. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Vallahi hiç iyi değilim. Hayırdır? Bütün gündür çamaşır yıkarım canım. Üçüncü makineyi vurdum. Ne sularda hayır var. Bütün gün duz temizlerim çamaşırların üstünden. Çamaşır ilacı da öyle takkus takkus kalır çamaşırların üstünde. Ben de bütün gün bunlarla uğraşırım. Devam yani. Çıkarın gene yıkan. Çıkarın gene yıkarım. Hiçbir işe yaramaz. Hay Allah'ım, dur göresin. Sana şimdi bir ilaççık alacağım. Benim annem de onu kullanır. Bir ilaççık alıp geliyorum. Bir daha öyle yıkayalım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet, daksmatiğimizi aldık bakkaldan. Bir daha çamaşırlarımızı daksmatikle yıkayalım. Bakalım nasıl sonuç alacak. Hadi bakalım deneyelim. Hadi beraber gidelim. Hadi. Vallahi da buz gibi oldu. Mis gibi de tüter. Daksmatik. Daksmatik hem Kıbrıs üretimi, formülasyonu sadece Kıbrıs'a özgüdür. Ve kötü sularda bile etkili temizlik yapar. Bak, sıvı olması nedeniyle de hiçbir tortu kalmadı. Kokusu da mis gibi, hem de kalıcı. Yerli üretim olduğunu da tekrar vurgulamak isterim. Daksmatik, çamaşırlarınız ilk günkü gibi yeni ve tertemiz. Daksmatik, sert suya akıllı çözüm. Yes. Ses tamam mıydı? Senden şüpheliyim çünkü Kezzap da o bakımdan. Evet, tamam. Şimdi başka birini bulalım. Biraz gez. Tam bir helva sen reklam yüzü olacak adam. Helva salı. Aa! Siz ne yaparsınız Gurova'da? İnanamıyorum. Daha yürü. İnanamıyorum. Buna inanamıyorum. Nişanlım arkadaşı Pelin. Nasılsın kardeş? İyi, duyduk. Sen buraya geliyor musun sürpriz? Şoklardayım. Olamaz böyle bir şey. Benim annem. Neresiydi burası? Buralıyım ben. Buralıyım. Buralıymış bu kız. Daha atmış kendini. Evet, İzmir değil. Kandırdım. Şoklarımı oynarım gerçekten. Sen ne yapayım?
Aslan ben seni kandırdım. Ne? Evi burada yaparım. Yapamadın. İşlemsizliği. Sana sürpriz yapıyorduk. Efendim sevgili arkadaşlar, beni yalnız bırakmadılar. Daha doğrusu kebabı duyunca geldiler, yanlış anlamayın. Bir tek çiçeğim eksik. Çiçeğimi de bulursam tam konsantre olacağım Kezzo. O da bakar. Salak mı bu kız diye. Allah. Burada su da yok. Hiçbir şey yok abi. Bir dakika. Çiçeğin yokmuş, çiçek git. Biz çökele. Şükür ederim balığım. Peteğim. Allah Allah. Çiçeğimi nasıl buldun? Kezzap. Çek. Kezzap dedi. Gel pembe dedi, Gruva'ya. Görürsün dedi kalabalığı. Ölünce ocak evini diyeceğim. Ayıp olacak. Hatta bir kişi yok. O da dede vardı. O da 89 yaşında. Ne yapsın fukaracığı? Aynen öyle oldu. Ah Kezzap, yaktın beni Kezzap. Hızlı 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 ol Kezzap, yoksa birini bulamayacak. Enzim, deminim, güçlü. Aa, adam ta gidelim, biz kaldıralım şeyimizi. Görmüş üzere olduğunuz gibi guru de... Neredeydik biz? Durdu açlıktan artık. Gruva'da bakın şimdi şey zamanıdır, adını söyle, enginar zamanı. Bak enginarcıklara, portakalcıklara, bak banana da yetişir burada. Havasından mıdır, suyundan mıdır? Süper, süper, süper. Sağ olun. Hep Gurudere demeye, hep Gurudere şey yaparım. Gruva ama niçin ben Gurudere demeye çalışıyorum? Bir türlü anlam veremiyorum gerçekten, soğuktan. Kezzap, yo, yo, Kezzap, yo, yo. Önüne, öne gel. I feel good. Keçi doğdu. Ta adamla konuşalım. Keçi şu an doğdu annem. Seninle karışırasın istene. Ben veterinerliği söyledim pembe. Tamam, veterinerlik hayvanlar da öyledir yani. Özellikle koyundur. Ne kadar şey ama güzel. Sürüs sokan kurana kadar. Şey, abla nasılsın canım? Abla beni bir süre. Gel buraya. Hayvanın şeyi burada. Yakın temas. Buraya sokan. Şey burada. Yahu olabilir ama sonuç olarak birinin de bunu yapması lazım. Yine yüzden... tutu deneyim istiyorum. Ben bir şey söylemem. Bay bay canım. Merhaba canım. Bir saniye ya, korkma. Sakin ol. Don't panic. Tamam, bekle 2 saniye. Ne oldu tavuk tüylen? Biz de yaparık ya. Amuda kalktı hayvan. Tamam tamam, korkma korkma. Her şey... Tamam tamam, seni çek, ablayı çekme. Bildiğin tavuk tüyler. Amuda kalktı hayvan. Seni çekmiyorum. Hoş bulduk canım benim. Hadi kolay gelsin sana. Bağır, 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 bağır sesim gitti be Faruk'cuğum. Bu eskiden herhalde çeşmeydi bak. 1959 yapımı ama herhalde su akmaz diye düşünüyorum. Yeni çıkmış bak, daha içinde posası da var. Taze taze zeytinyağına gelin. Şimdi bir de ekmecik alacağız. Batır batır yiyin. Kabiracık. Vallahi dedik. Çok mersi. Hadi bay bay. Sağ olasın. Bay bay. Oh, gördün mü ben köy insanını. İki sohbet muhabbet. Kaptık zeytinyağını. Hadi bakalım. Oh be. Oh. Geldik dağlara, bayırlara. Vallahi. Temiz oksijen. Oksijen. Ölmek düz öyle bir şey, sarhoş gibi oldu. Sarhoş gibi. Sing! Allah 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 Allah. Hoppa da hoppa hoppa da.
Merhaba, nasılsın? İyidir abicim, sen nasılsın? Ya orasın, tanıdın mı? İsim ne? Hayır. İtimat'tan. Nerede? İtimat'tan. Ben hayatımda İtimat'a binmedim abi. Abla seni gördüm ben. Evet. Seni gördünüz. En azından. Allah. Abi beni bir yan karıştırdı. İtimat'tan diyor, tanıdın mı beni? Yok canım, İtimat'a falan binmedim. Nedir ismin? Söndür dayı arabayı. Şöyledir Mehmet. Mehmet abi nerelisin? Şeyliyim ben, Derinceli. Nereye? Derinceli. Ha, burada kalman çocukları getirdin. Çocukları getirdim. Ha. Hadi bir sorum var. Bakalım çocuklar bilecek misiniz? Tamam. Söyle. Ama soruyu söyleyin yani. Ha, bekle. Kıbrıslılar çöpe ya da çöp yığınına ne söyler? Zibil. Aferin sevgilim. Aferin be çocuk. Aferin. Çocuğum. Aferin. Hadi öptüm. Bay bay. Edip Elektronik'in sunduğu cadde programı sona erdi. Hayatınıza zevk katacak size özel mobilyalarla eviniz sizsiniz. Rahat, şık ve özgürseniz o zaman evinizdesiniz. İpek Mobilya, Edip Elektronik'te. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, Hamitköy Kavşağı, Lefkoşa. Telefon 0392 225 71 11. Nerede o dalından yeni kopmuş domatesin mis gibi kokusu? Yeni toplanmış mantarın tazeliği, ev yapımı tarhananın dayanılmaz lezzeti. Nerede? Başak Hazır Çorba ailesinde. Başak, tarifsiz lezzetler sunar. Kuzey Kıbrıs Distribütörü Sarıoğulları Limited. Adres: Yenişehir, Lefkoşa. Telefon 228 66 12, 227 32 11 ve 0533 870 65 43. Sarıoğulları Limited. Göçmen Köyü Şah Fırınları'nda tüm unlu kurabiyeler her gün taptaze olarak sofralarımızda yer almaktadır. Kıbrıs'ın vazgeçilmez tadı olan kayık pasta, tuzlu şekerli kurabiyeler ve daha birçok unlu kurabiyeler sizlerle. Sohbet sizden, sohbetinize tat katmak bizden. Kaliteden asla ödün vermeden Göçmen Köyü Şah Fırını. Göçmen Köyü Şah Fırını.